Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sentiment'in belirtmiş olduğu raporda şu an kripto coin sitesi üzerindeyiz ve bir takım altcoin'ler hakkında konuşacağız. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, Sentiment'in aslında fırsat ile alakalı yapmış olduğu açıklamalar dahilinde 4 altcoin var. Bunlar arasında Ren, Chiliz, Sandbox ve Mana mevcut arkadaşlar. Şimdi Ren genel itibariyle benim de beğendiğim bir yapıya sahip. Ben çalışmalarını genel olarak beğeniyorum. Fakat bu bağlamda çok kısa bir dipnot. Sermayede dikkat etmek lazım. Özellikle bir önceki boğanın katalizörü değil arkadaşlar. Tamam. Yine beraberinde korelasyonu tam anlamıyla yakalamış bir yapıya da sahip değil. Dolayısıyla biraz dikkatli olmakta fayda var. Ancak ben bu bağlamda değerlenebilecek bir altcoin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İlerleyen süreçte. Bir diğeri Chiliz. Chiliz fan tokenların aslında main fan tokenıdır arkadaşlar ve çok fazla fan tokenı da bünyesinde barındırmaya devam ediyor. Piyasada da bu bakımdan bir marka haline geldi. Dolayısıyla ben Chiliz 2.0'ın da gücüyle ilerleyen zamanlarda CHZ coin'in gerçekten güzel hareketler yapacağını düşünüyorum. Burada Ren'in biraz daha aksine, bunu bu arada Ren'i yermek için de söylemedim, ancak Chiliz genel olarak korelasyon uyumunu tam yakalayamamış bir coin olsa da ben bunu yakalayacağını da düşünmüyorum. Ren bir sonraki boğada yakalayacaktır ama CHZ tam anlamıyla hiçbir zaman korelasyon yakalamayacaktır Bitcoin'le. Bunun sebebi bir fan token projesi olması. Yani olası haber etkileri CHZ üzerinde sürekli olarak gözlemleniyor. İşte Dünya Kupası'nın başlaması, farklı farklı olaylar, yeri geliyor transfer haberlerinden bile etkileniyor. Dolayısıyla bu yapısını koruyacaktır. Fakat genel itibariyle arkadaşlar, baktığımızda CHZ güzel bir yapıya sahip. Ben piyasada oldukça güzel noktalara ilerleyeceğini fiyat bakımından düşünüyorum. Bir sonraki boğadan da tabiri caizse nasibini alacaktır arkadaşlar. Bir diğeri tabii Metaverse coinler dahilinde, özellikle Sentiment'in daha çok vurguladığı Mana ve Sand'dan bahsediyoruz. Şimdi her ikisi de çok güzel coinler ve şöyle bir genele baktığımızda Metaverse'ün iki kralı. Tabii düşüşler meydana geldi, fakat bunlar Metaverse'ün volatilitesinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Sandbox genel itibariyle ben arz stratejisini biraz daha düzenlemeleri gerektiğini ve ağdaki güvenliği arttırmaları gerektiğini düşünüyorum. Görsel açıdan oldukça gelişmiş bir yapıya sahip. Dolayısıyla Sand'ın da ben uzun vadede gelişeceğini düşünüyorum. Çok fazla noktada İyi haberler geldi. Ayı dahilinde pek çok proje ve ortaklığa imza attılar. Decentraland, yani Mana, hala ilk 10 listesinde, hangi ilk 10 listesinde en çok geliştirme yapılan projeler dahilinde ilk 10 arasında yer alıyor. Yani proje üzerindeki geliştirme sayısı bir Metaverse coin olmasına rağmen oldukça fazla. Dolayısıyla Mana'dan da boğa hareketinde oldukça iyi hareketler ve yükselişler bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.